Sabah sabah başladık yine işe. Bugün yine yoğun bir gün bekliyor. Hastane işimiz var. Hastaneye kontrole götüreceğiz. Nilay Hanım'a. Durumu iyi mi değil mi ona bakacaklar. Sağlık testi. Bunlar var. Rutin yine kontrolümüz var bugün. Thank you.
Boşalt. Şimdi geri doldur. Thank you.
Daha tepsiler almış bunu. İki yolu saydık bakalım. Thank you.
Evet. Dertem yoldu. Bugünlük şimdilik bu kadar. Canlar. Yeni bir günden hepinize selamlar. Ali videoyu başlatmış, hiç haberim yok. Benim o mutfakta çekim yapmış. Mutfağı falan dün akşam mutfağı toplayamamıştı, sular kesik olduğu için. Gece sular gelmiş. Bunu niye böyle açmışlar, katlamadan geri koymuşlar bak. Gece sular gelmiş ve Ali de sabah işte şey yaptı. Şunu alayım. Ha, bu şeymiş zaten. Yakası çok açıktı. O mu acaba? Sabahleyin toplamış mutfağı ben uyuyorken. Bunun yakası çok açıkmış. Ben uyuyorken toplamış o. Sağ olsun. O zaman şunu alalım. Şimdi bebeğe Nilay'a şey hazırlıyorum, yedek kıyafet hazırlıyorum. Üzerini falan giydirdim, hazırladım. Hastaneye gideceğiz. Çantama yedek kıyafet koymam lazım. Bunlar biraz büyük. Ha, şu küçük, küçükleri alayım. Çantaya yedek kıyafet de koyalım ki daha yatakları toplayamadım. İnanır mısınız? Bu hafta ev çok
şey oldu, karışık, düzensiz ama Allah'ım şöyle hayırlısıyla birkaç güne kadar, bugün 8. günümüz, birkaç güne kadar daha toparlanırsam inşallah işimi gücümü yaparım. Artık hastaneye gideceğiz. Hastaneden geldikten sonra yine yataklara falan biraz toparlarım inşallah. Anneciğim. Efendim. Ha, bez almam lazım şuradan. Bir paket bez bitmek üzere. Paketler yok mu? Var. Alalım. Şöyle 4 tane koyayım yanıma. 4 tane. Bez bunu koyacak mısın? Onların hepsini koyacağım. Yedek kıyafet. Ne olur ne olmaz. Islak mendili de var kızım. Anneciğim. Efendim annem. Ablam, ya, oraya koyayım o zaman. Bunu da böyle koyayım. Heh. Bunu da şuraya koyayım. Ne oldu annem? Hadi. Islak mendilimizi koyayım. Başka bir şey koymam gerekiyor mu acaba? Ben gideceğim. Ha, bir tane de şöyle ince bir peçete vardı şurada. Ha, şunu da koyayım da lazım olur peçete. Yalnız benim cüzdanımı falan bu çantaya koyalım. Öbür çantayı almayayım. Öyle yapayım. Ali evrakları falan da. Yani o lazım o şeyler falan. Gerçi yok onlar lazım değil değil mi? Benim kimliğim bende değil mi? Daha Nilay'ın kimliğini çıkartacağız. Akşam Aytu kimliğini koydu mu geri benim çantama? Niye? Sendeydi. Senden aldı. Aldım benden. Aldı da nereye koydu ne yaptı bilmiyorum. O bir şey için aldı. E-Devlet'e aman e-okula bakmak için bir şifre mifre olayları için almıştı. Okula gitti. Kızım şu tepsiyi kaldır. Ha tepsiyi kaldır sonra saçlarını ıslat gel saçlarını toplayayım hadi. Ondan sonra ben giyineyim hadi annem. Zaman yok sizi okula bırakacağız hastaneye gideceğiz hadi kızım. Sen de geleceksin mi okula? Evet evet hep beraber çıkacağız. Neden? Hadi. Koş saçlarını ıslat gel hemen tarayayım saçlarını. Selam canlar tekrardan. Selam canlar. Dediğim gibi biraz önce Ali videoyu sabah başlatmış haberim yok. Şimdi ben de devamını getireyim. Ailenin selam, saçlarını toplayacağım. Anneciğim. Ben bebeğin yanındayım arkadaşlar. Oh, yavaş yavaş. Ben Beşiktaşlıyım. Abim bana iki tane Beşiktaşlı silgi ve şey verdi kalem. Allah Allah. Kalk üstümden kalk. Kalk ağrıtıyorsun kalk. Bu tarafa geç. Montunu çıkar dedim çıkarmadın. Yok yok. Okul saati. Tamam. Okul baba saçlarını bir toparlasın okul senin de geç. Ne kızım? Tamam da buradan kakar mısın annem ya? Gel saçını ıslat. Saçlarını ıslat onun da bir gel, şey olsun. Gelirsin ama. Tamam gelirsin. Gelirsin. Gelirsin Allah'ım. Prensesim. Ha, tamam şey mi? Şunu da bağlayıp bunu da hocam bağlayalım. Evet. Tamam. Tamam hadi gel. Otur hemen şuraya. Televizyonu da kapatalım. Hadi hadi. Büyük prenses. Hadi çabuk ol. Sıcakladım vallahi sıcak hava bugün. İçeriye de güneş giriyor. Biraz önce güneş girmişti. Klimayı falan kapattık zaten de. Anne ne yapıyorsun? Dur. Ay üşüyor. Öğlen ezanı okunuyor. Şimdi hemen ailenin de saçını yapayım. Ben hemen giyineceğim. Nilay'a hazırladım zaten. O hazır. Öyle miydi? Değiştirdin peki, ya üstünü başını. Bebek arabasını alacakmışsın. Yok bebek arabasını çıkarmadık. Aşağıda bebek arabası. Onu çıkaracağız. Bir temizleyeceğiz. Uzun zamandır kullanılmıyor. Tamam. Baban şöyle bir düzelsin. Daha şey yapsın onu. Güzel. Güzel. Peki arabanın gidecek misiniz bebeğe? Dön ha? Bebeği arabadan indirecek misin? Kızım hastaneye gideceğiz diyoruz. Okulda. Yok annem ben arabada beklerim. Baban sizi bırakır gelir. Sıcak olmaz mı? Şeyini beslenmenizi neyinizi alır o kantinden. Bu ara çocuklara
Yani geçen hafta, son hafta biraz çok artık zorlanıyordum, ağırdı. Bu hafta da doğum dolayısıyla biraz ben evden bir şey koyamıyorum. Yani birkaç güne kadar biraz toparlanır, iyileşirsem inşallah. Daha dikişlerim ağrıyor. Hele böyle yatakta sürekli yat kalk yat kalk yaptım. Bu gece yine böyle çok yat kalk yaptım. Kendim kalkmaya çalıştığım için ağrılarım bugün var yani biraz. Anneciğim. Erin. Doktorun adı neydi? Akın Karaca. Akın Karaca. Dur şöyle. Doktorun ismi kaldı. Onu bilmiyorum. Yani doktor Yakup, ne yapıyorsun? Şöyle dikelim. Yakup. Bebekle oynuyor. Şu renkli arasık olanlar var ya şuraya. İşte o benim. Ben yapmadım ama. Sen yere çök kızım, sen bir yere çök azıcık. Ben bebeğin arkasını yaptım baba. Yatabiliyor musun? Ama biraz ağrıyor. Kustu mu yoksa yine? Yok, kusmadı böyle. Tamam. Tamam oldu. Şey nerede? Ezan okuyor. Ezan okuyorken şarkı söylüyorum. Yasın değil. Ya. Tamam. Yakup gel, senin saçlarına da sıkayım. Yasın diyorsun. Saçlarına değdirmemeye çalışıyorum. Geçen yine bir takipçim yazmış, saçlarına sıkma, beyaz çabuk beyazlaştırır diye. Yani şöyle enseye falan değdiriyorum. İşte kulak arkasına falan yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar vallahi iğrenç. Ben bu kokuda bilirim. Arkadaşlar vallahi iğrenç diyor. Kalk, alın kısmına süreyim şöyle. Arkadaşlar. Götürmüyorum. Yakup'un bu iki tane şey aldı. Biri Ayet abim, biri benim. Ayşe, biri Yakup'un. Ben pembe babam. Pembe benim. Mor da Ayfer abim. Şunun da şeyi çıkmış. Bunu dikmek lazım ya. Yavrumun beşik tanesi. Sizisi de burada. Ben aldım abi. Aylin'i, Yakup'u hazırladım. Onların saçlarını falan taradım ettim. Bebeğimi de bir güzel giydirdim. Üstün başını değiştirdim. Sardım, sarmaladım. Şimdi onlar arabaya gittiler. Ben de üzerimi giyindim. Ceketimi giyeceğim. Bunu ben kirli sepetine attım. Bu nasıl yere düşmüş gene? Evet, benim evdeki ceket nerede? Bunu mu giyeyim, öbürünü mü giyeyim ya? Gerçi o taraf soğuk oluyor ama arabayla da gidiyoruz. Hiç böyle kalın ceket giyesim gelmiyor. Öteki ceketime bakayım ben bir. Ana, onu da şey yapmışım. Onu da kirli yapmışım ben. Neyse, kalın giyeceğiz mecburen. Beyazı mı giysem? Bakalım. Benim şurada bir ceketim var da. Şunu giyeyim. Şu rahat oluyor biraz. Daha şey. Benim de böyle şey huyum vardır işte. Hava ne kadar soğuk olur soğusun, kalın bir şey, kalın ceket giyinemiyorum, kalın giyinemiyorum. Mont hiç sevmiyorum mesela, mont giymeyi hiç sevmiyorum. Zaten Ali arabayı aldı, geldi abimden. Bunu giyeyim, hiç şey yapmayayım. De bir tane yeni bir ceket almam lazım benim. Çok soğuk olursa bunu da vururum. Bugün
8. gün arkadaşlar. Normalde aslında 5 gün sonraya kontrole çağırmıştı doktor. Biz dedik pazartesi de gelsek olur mu? Tamam olur dedi. Bugün önce bebeğimizin Nilay'ın muayenesi var. Ondan sonra da benim muayenem var. Bakalım gidelim. Evrakları da aldım yanıma. Ali çantayı falan her şeyi götürdü zaten, arabaya koydu. Şu ayakkabımı iyice bir giyeyim. Şunlar buraya. Anahtarı sen al. Tamam anne. Kapanmadı mı? Kapı. Tamam anne. Alttakiden girdiler. Baksana şu evde yıkılacak. Burayı da yıkılacak. Şurası da yıkılacak. Şurayı bilmiyorum. O da çok eski. Önce Aylin'le Yakup'u okula bırakacağız. Bakayım çocuklar. Beklenme. Yakup sana ne alsın baba? Beslenme. Evet. Tamam. İyi dersler aşkım. Oy aşkım kalbim. Allah. Allah dedi, yolu şaşırdı. Bir anda aşağı kapıdan geçecekti. Geçeceğiz zannetti. Allah dedi, geri bir U dönüşü yaptı. Unutmadı herhalde, onlar bir şey aldılar çantalarını. Kızım. Aşkım. Annem. Ha diyor. Ay şimdi bir gidelim bakalım hastaneye. Hastane dönüşte bizim öbür evin orada hemen yan tarafında pazar vardı ya, hatırlıyor musunuz? Oradan, pazardan bir şeyler alacağız. Muayenelerimizi alalım. Ay hava esiyor ama ben kat kat giyinemiyorum. Şimdi demin Ali'ye onu söylüyorum. Pencere kapalı. Aç dedim şu kapı şeyi, arabanın penceresini. Ben dayanamıyorum sıcağa ya. Böyle bir şey oldu bende. Ben sıcağa gelemiyorum arkadaş. Evde klima çalışıyor. Çok yüksekte de çalışmıyor. Arada klimayı kapatıyorum. Arada salonun kapısını açıyoruz. Ayağıma çorap hiç giyemiyorum. Hiçbir şekilde ayağıma çorap giyemiyorum. Sadece ilk iki gün giydim. O günden beri, yani ameliyattan çıktıktan sonra ilk iki gün giydim sadece. Hiçbir şekilde o günden beri çorap giyemiyorum. Ayaklarım yanıyor, şişiyor sıcakta. Şimdi de mesela bir bluz üstüne sadece şu incecik bir ceketi giydim ama dayanamıyorum yani, böyle çıkar patasım geliyor. Böyle bir sıcağa karşı şey oldu bende. Dayanamam azıcık sıcağı, hiç sevmiyorum. Hamilelikte böyleydim. Hamilelik bitti, hala aynıyım, bilmiyorum artık. Eskiden çok üşüyen bir insandım. Ali de bana diyor, sen diyor çok üşürdüm. Ben tir tir titreyen biriydim yani. Böyle tir tir titrerdim, öyleydim. Şimdi de imkanı yok. Böyle evin içinde bir tane bluzla geziyorum. Ne bir yelek giyebiliyorum. Yani klima sadece salonda çalışıyor mesela. Diğer odalara gidiyorum, mutfağa gidiyorum falan, mesela evin içinde dolaşıyorum. Ama üzerimde sadece bir
o aldığım pijama takımını biliyorsunuz. İncecik penye bir şey. Onunla üstüme bir yelek bile giyesim gelmiyor. Öyle ki şey yani. Sıcağa gelemiyorum, bilmiyorum. Belki bu da loğusalıkla alakalı bir şeydir. Bilemiyorum artık. Benim diğer doğumlarımın hepsi, hemen hemen hepsi yaza geldi. Sadece Yakup, üçü yaza geldi. Yakup Kasım'ın 26'sında doğdu. İşte yani Nilay'la aralarında 8 gün var. Doğum günlerinde, doğum tarihlerinin arasında 8 gün var. Yani o yine bu mevsimde doğmuştu. Öyle canlar ya. Aylardır okuldan da uzağım. Okula da hiç gelemiyorum, gidemiyorum. Yani Ali artık hep götürüyor, getiriyor. İşte çocuklar alıyordu. Zaten şu an daha 2 hafta Ali evde. 2 haftaya kadar zaten inşallah gayet güzel toparlanmış olurum. Ondan sonra yine iş başa düşüyor. Zaten Ali ev şey olduğu için de tabii ki de vardiyalı olduğu için de işte sadece gündüz vardiyasında, yani öğlen ben götüreceğim, akşam da çocuklar alır çıkışta. Diğer vardiyalarda mutlaka Ali zaten götürüyor, getiriyor. Gece vardiyasında olduğunda gündüz evde olduğu için kendisi götürüyor, getiriyor. Ben de toparlanırım Allah'ın izin verirse inşallah. Toparlandıktan sonra gerisi kolay. Bugün mesela şey var, Aytugil'in, pardon, Yakup'un sınıfında bir yerli malı haftası var. Bugün öğrencilere yerli malını anlatacak öğretmen. Velilerden işte Hatay yöresine ait yemekler, burada yetişen meyveler, sebzeler, bu tarz şeyler istedi. Cuma günü de velilerle beraber yerli malı kutlanacakmış. İşte her veli evden bir şeyler yapıp getirecek. Bilirsiniz her sene yapılan şeyler. Artık cuma gününe kadar kendimi iyi hissedersem, Ali de evde olduğu için, gerçi o gün şey olmaz ama bilmiyorum. Yani yine Yakup'un yalnız kalmaması için ya Ali katılacak. Şeyde öğretmenler gününde olduğu gibi ya Ali katılacak. Öğretmenler gününde de çok sıkılmıştı Ali. Ya dedi kadınların içinde çok, ben dedi tek başıma kalıyorum, çok sıkılıyor falan dedi ama Yakup'un yalnız kalmaması için. Çünkü orada herkesin annesi varken Yakup öksüz gibi olur mu yalnız? Olmaz. Dedim ben kendimi iyi hissedersem, toparlanırsam, yani sonuçta 2 hafta olmuş olacak. Giderim dedim. Ben gidemezsem ne yapayım? Yarım saatlik, bir saatlik katlanacaksın dedim. Artık bilmiyorum. Bakacağız. Cuma gününe daha 5 gün var. 5 güne kadar. Kim öyle kim kala demiş. Öyle derler ya. Öyle işte arkadaşlar. Ay. Bugün akşam yemeğimiz yine annem sağ olsun yapıyor. Lahana almıştı Ali, böyle büyük bir lahana. Onun dış yapraklarıyla lahana sarması yapacak. Geri kalanı da turşu yapacağız. Malzemelerini falan verdi Ali. Sirke vardı, işte havuç. Ondan sonra neydi onun adı? Sarımsak falan almıştı cuma pazarından, bayağı bir turşuluk. Onları verdi anneme. Siz bana verin dedi. Siz hastanedeyken ben yaparım dedi, ikisini de dedi. Aslında ben videoya çekim istiyorum ama hani yaptığı yemekleri falan aşağıda yaptığı için olmuyor. Ben şimdi aşağıya inip çıkamıyorum. İnşallah biraz toparlandım mı yine annemin güzel yemeklerini videoya çekerim sizlere. Bol bol demiştim size, hatırlıyorsanız doğumdan sonra ben bol bol tariflerle geleceğim diye. İnşallah bir toparlanayım. Bol bol güzel tariflerle geleceğim sizin karşınıza inşallah. Böyle bekleyelim bakayım şimdi Ali. Ah geldi. Şimdi gelir dedim, geldi. Hadi bakalım Ali Bey, gidelim. Nereye? Gidelim abi. Şimdi bizim TV ünitesi yaptıracağımız mobilyacının oraya geldik. Biliyorsunuz biz bu hafta, aslında bu geçtiğimiz hafta sonu cumartesi falan bekliyorduk mobilyacıyı, gelmedi. Neyse biz de şey yapmadık, acele etmedik. Çünkü ben daha iyi değilim falan diye. Bugün pazartesi. Ali şimdi bir sorayım bakayım dedi, ne zaman gelecekler dedi. Onu sormaya diye gitti bakalım. Ay, gün alsın da bu hafta içinde o da yapılsın. Onu bekliyorum şimdi.
Bir de Ali'nin şey işleri de var. Daha bebeğin kimliği çıkartılacak. İşlerini bir düzene, sıraya koyması lazım. O ara mobilyacı da gelecek. Bir sorsun bakalım ne zamana getirip artık monte edecekler. Biz salonu hazır hale getirdik. Dünden kitaplığı karşıya aldık. Şimdi evdeki TV sehpasının aparatı var. Televizyonu taktığımız. O aparat için gerekli vidaları falan aldı geldi Ali. Yeni TV ünitesine takılacak o aparat. Pazartesi bugün. Ama geçen hafta geldiğimizde hemen park yeri bulmuştum. Bu sabah saatinde. He, o sabah erken doğru. Şu sanderolar da güzel. Da küçük olan işte. Sen de küçük. Sen inecek mi? Nereye park edeceksin? Nereye park edeceğim belli değil. Senle beraber inerim. Taraftan şu ileride sanki var gibi Ali. Hastaneye geldik, park yeri arıyoruz. Şurada kapı girişiymiş burası da. Ha, şurada ileri olur bak, şu Doblo'nun arkası. Neyse, park yeri zor olmadı bulması. Park yeri. Dışarıda mı? Öğle molasında mı acaba? Ha, gerçi öğle molası da geçti ama. Akın Karaca, benim doktorumu merak edenler. Diğer 3, 5. ameliyatım. Diğer 3 ameliyat, yani toplamda 3 ameliyatımı Akın Bey yaptı. Güvendiğim için başka bir doktora gitmek istemedim. Diğer ikisini başka bir doktor yapmıştı. O da çok işinin ehli bir doktordu. Merak edip soranlar var. İskenderun'dan takipçilerim. Palmiye Hastanesi Doktor Akın Karaca. Gerçekten işini güzel yapan bir doktor. Çok memnunum. Güvenerek yani şey yapıyorum. Hah, geldim. İyi. Ali, senin şeyin de geldi ha. Geldi de işte. Hazır bu izinliyken onu da. İşte yapmam lazım. Ona hangi adı yapacağım? Sen yarın bebeğin kimliği için git. Yarın salı. Unuttum ya, şimdi randevu alayım ona da. Şeyi gittim. Ne zaman? Çarşamba mı dedi mobilyacı? Çarşamba için perşembe günü geleceğiz. Bir tamam. Perşembe günü mobilyacı gelir. Ondan sonraki günlere senin tansiyon için 3 ay bitti herhalde. 3 ay bitti. 3 ay sonra gelmen gerekiyordu. Pek kalabalık değil çocuk. Hastaneden çıktık arkadaşlar. Bebeğimizin muayenesi yapıldı. Çok şükür iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. 45 gün sonra mıydı? Ha, 45 gün sonra tekrar muayeneye getireceğiz. Onun öncesi de herhangi bir sıkıntı olursa hemen gelir dedi. Onun dışında yok. Allah'a çok. Benim de muayenem yapıldı. Şimdi artık eve gideceğiz. Ay. Çünkü burası da çok esiyor, evet. Şimdi biraz yürümem zorlaştı çünkü bandaj açıldı. Desteksiz kalkmayacaksın diyor bana doktor. Bebeği sevdi bayağı bir. Şimdi bir gidelim bakalım artık. Pazara geldik şimdi. Akşama annem lahana sarması yapacaktı. Yanına da dedik işte salata tarzı bir şeyler yapalım. Ali pazara geçti, ben bekliyorum arabada.
Pazardan bir şeyler alıp gelecek. Şurada hep evler vardı arkadaşlar. Şu gördüğünüz boş arazi. Binalar vardı. Hep yıkıldı buralar. Şu karşıda gördüğünüz mesela şu binanın yan tarafı da yine binaydı. Hep yıkıldı. Bak, oraya hep konteyner, eczane, ayakkabıcı koyuldu hep oralara bakın. Orada daha önceden çünkü o binanın altında da yine ayakkabıcı vardı, eczane vardı. Sonra büfe mi vardı? Böyle bir şey vardı. Oraya konteynerler koyulmuş. Şuralar bir işte şu taraf da öyle. Şu beyaz binanın yan tarafı araba park edilmiş hep oralara. Oralarda hep binaydı. Ay her yer güzel, İskenderun'umun güzel şehrimin her yeri böyle yıkık dökük oldu. Şimdi bizim çarşıdaki yıkımlar devam ediyor. Şimdi tepelere başladılar. Bizim mahallelere, yukarılara başladılar. Yukarıda da bazı komşularımızın evleri yıkılacak. Öbür mahallede falan. Bizim evin arkasında da bir ev var. Bir komşumuzun evi. Orada yıkılacakmış. Onu da dün duyduk. Vallahi çok da üzüldüm gerçekten onlar adına. Ve şu an her yere konteyner. Şimdi şu pazarın arka tarafı boş araziydi. Orası çadır kentti. Çadırlar kaldırıldı. Çadırdakiler konteynerlara yerleştirildi. O çadırların yerine yeni konteynerlar koyuldu. Çünkü yıkımlar devam ettikçe evi yıkılanlar nereye oturacak? Bu insanlara konteyner vermek gerekiyor. Ah, 1-6 Şubat gecesiyle 11 ilde hayatlar değişti. Biz kızımızla babamızı bekliyoruz, teyzeleri. Doktorumuzu aldı kucağına, dedi getir bakayım dedi, şöyle koy masama dedi. Benim ürünler diyor doktor. Çok şey bir doktor ya. Güldürüyor yani seni. Sevdi bayağı, bir fotoğrafını çektik. Fotoğrafımızı çekelim dedi. Fotoğrafını da çekti. Kucağında. Cennet meyvesi bunlar diyor. Sağ olsun. Geldin mi? Maydanoz, nane aldım. Biraz da tatlı biber aldım. Kırmızı şey. İçten de Bak bana bak. Bir de şey, pasta demiştim ya, kuru pasta. Hemen şuradan bir yerden alıver. Onu da unutma. Ne oldu şimdi? Çay aldım ya. Ada çayı, yeni mahsul. Tamam. Öyle işte. Şimdi eve gideceğiz. Kuru pasta mı, yaş pasta mı alayım? Yok, kuru pasta. Bir de şey de ister, ne de ekler de ister onu. Tam metre halledim. Tam bir şeyler al işte ya. Öyle canlar. Akşam abimler geliyor. Ben de dedim şey yap. Şimdi ben bir şey yapamam bu halde. Çayın yanında bir şeyler al dedim. Anneme, yani annem de yemek yerler. Yemekten sonra da bize çıkarlar büyük bir ihtimal. Çayın yanında bir şeyler al dedim. Onu artık akşam videosunda izlersiniz canlar. Öyle güzel şehrim ne hale geldi diyorum. İşte bizim bir komşunun daha evi yıkılacakmış. Onu öğrendik dün akşam. Ona da bayağı bir üzüldüm. Tam bizim evin önünde büyük bir bina var. Hani dama falan çıktığımızda da görüyorsunuz, böyle yüksek 5 katlı bir bina. Orası yıkılacak diye duyduk. Vallahi çok üzüldüm. Hem onlar adına üzüldüm. Yani o ev nasıl yıkılır, o da çok düşündürüyor bizi. Çünkü o evin sağı solu her yeri ev. Yani oranın yıkımı çok zor olur. Yani şimdi burada böyle yüksek katlı binalar sağı solu boşsa deviriyorlar gidiyor. Ama bu binanın sağında solunda 2 katlı 3 katlı, en fazla 2 katlı evler var. Neredeyse bitişik hep. Bunu birden deviremez, öbür evlerin üstüne yıkılır. Çünkü orası 5 katlı. Arkasında bizim ev var, komşumuzun evi var, öbür ev var. Onun yanında aşağı caddede, aşağı sokakta evler var. Yani o evi böyle birden yıkamazlar. Üstten yıkmaları lazım. Kat kat. Yani nasıl olacak bilmiyoruz vallahi. Dün öğrendik. Yani dün biraz üzüldüm. Canım sıkıldı açıkçası. Hem onlar adına çok canım sıkıldı. Hem de bizlere Allah korusun zarar gelir mi? Bizim evlerimize zarar verir mi yıkımı yapılırken? Yıkım yapılırken kesinlikle biz evde duramayız. İmkanı yok.
Öbür mahallede, kayınvalidemlerin olduğu mahallede yıkımlar var. Komşuların evleri yıkılacak. İki mi üç ev arka arkaya böyle, oralar yıkılacak. Bir ev de bu tarafta var. Orası yıkılacak. Ay çok üzülüyorum vallahi. Orum hep, yani bizim komşularımızın evleri olduğu için onlar da böyle konteynere şuraya buraya zaten hep gittiler. Evlerini boşalttılar onlar. Ama bizim bizim evin önündeki o 5 katlı binada oturanlar vardı. Ben o yüzden orası yıkılmayacak sanıyorduk. Demek ki orada yıkılacakmış. Allah yardımcısı olsun herkesin. Dediğim gibi 6 Şubat gecesi 11 ildeki yaşayan insanların hayatını değiştirdi. Öyle. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi biz Ali şu pasta dağılsın gelsin, ondan sonra eve gideceğiz. Saat çünkü 3'e geliyor. Aytu geliyor saat 3 gibi. Anahtarı yanında mı değil mi bilmiyordu işte. Anahtarını bazen çıkarıyor, masanın üstüne koyuyor. Oğlum diyorum, çıkartma şu anahtarını kalemliğinden diyorum. Kalemliğinde kalsın. Çıkarttı mı çıkartmadı mı bilmiyorum. Telefonu yanında ama hani biz evde olmasak aşağı annenlesine iner. Bazen annenlesi de komşuya geçiveriyor. Balkonda oturur kalır soğukta. Anahtarı yanındadır herhalde. Yani o yüzden Aytu eve varmadan biz eve varalım. Niye yiyememiş? Söyle bakın bana neden? Allah Allah. Anne çocuklara ekler almış şöyle bir kutuda. Yakup çok seviyor ekleri teyzelere. Bayılıyor. Babası Yakup dedi ki gözünü kapat dedi. Gözünü açtı. Bunların hepsi benim mi diyor. Allah Allah, hepsi senin. Değil yani. Hadi afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun. Bunda.